Bu videoda motor kısmına geçeceğiz ve dondurma çubuklarından bir motor kaidesi yapacağız. Dondurma çubukları motorları birbirine bağlayacak, motorları hizada ve sabit tutacak. Ayrıca pilleri yapıştırabileceğimiz birer yüzey işlevi görecek. Aşağıdaki uzunluğu ölçelim. Yaklaşık 6,5 cm. Yani dondurma çubukları 6,5 cm uzunluğunda olmalı çubukları yan keskiyle keserek kısaltabilirsiniz. Çok kolay ve çabuk bir işlem bu. İlk çubuğu 6.5 cm olarak ölçtüğümüze göre, ikincisini keserken ilkini ölçü olarak alabiliriz. Dediğim gibi, bu çubuklar motorları bir arada ve hizada tutacak. Bir nevi motor kaidesi işlevi görecekler yani. Dondurma çubuklarının güzel yanı, üstlerine sıktığımız sıcak silikon hemen kurumuyor. Böylece her şeyi hizalayıp düzeltmeler yapmak için vaktimiz kalıyor. Doğrudan motora sıkacak olursak silikon hemen kuruyu verir ve ince ayar veya düzeltme yapmak zorlaşır. Çubukların kesik kenarlarını düzeltip temizledik. Tekrar söylüyorum. Motorları mükemmel şekilde hizalamamız şart. Her şeyin gerektiği gibi olması için çubuğun konumunu ayarlayacağız. Çubukların kenarlardan taşmaması lazım. Taşacak olurlarsa tekerlekler rahat dönemez. Motorlar manyetik olduğu için metal cetveli çekiyor. Bu sayede cetvel motorları hizada tutuyor. Gösterdiğim iki kontağın aşağı bakıyor olması lazım. Bu çok önemli. Çünkü dondurma çubuğunu yapıştırdığınız sırada yukarı bakıyor olursa motorun kablolarını bağlayamazsınız. Çubukları sökmeniz gerekir. Sıcak silikonu motora değil, dondurma çubuğuna damlatıyoruz. Çünkü tekrar edeyim, bu sayede soğuması daha uzun sürüyor. Çubuğu ters çevirip motorların üzerine bastırıyoruz. Bu aşamada dikkatli olmalısınız. Çünkü silikon sıcak. Dokunacak olursanız elinizi yakar. Ama çok ciddi bir hasar vermez. Motorları yine cetvelle hizalayacağız. Böylece ikisini de aynı doğru üzerine yerleştirmiş olacağız. Cetvelin metal olması önemli. Çünkü motorlar metal cetveli çekeceği için cetvel üzerinde sabit kalırlar. Metal demekle olmuyor tabi. Türlü türlü metal var. Çelik olması lazım. Alüminyum olmaz mesela çünkü mıknatıs alüminyumu çekmez. Şimdi kablolarımızı 15'er santimetre olacak şekilde kesiyoruz. 15 santimetrelik 4 tane kabloya ihtiyacımız var. İkisi kırmızı, ikisi siyah. Hepsinin uçlarını yarımşar santimetre soyuyoruz. Karga burun kullanarak uçları kanca haline getiriyoruz. Sonra bu kancaları hafif büküyoruz. Hafif büküyoruz çünkü bu kabloları motora bağlamamızı kolaylaştıracak. Motorun üzerindeki kontaklar kabloların ucunu sıkı sıkı tutacak. Sonuçta bağlantıların yerinden çıkmaması lazım. Tel yuvaya ucu ucuna sığmalı. Evet, bu kanca fazla dar oldu. O yüzden genişletip tekrar deneyelim. Yuvanın içinde küçük metal bir tırnak var. O tırnağın kabloya takılması ve kabloyu orada tutması gerekiyor. Kanca yuvaya o kadar ucu ucuna sığmalı ki, ince bir tornavida ile ittirmeniz bile gerekebilir. Kabloların yerinden çıkmaması için bu şart. Aynısını diğer motor için de tekrarlıyoruz. Evet, dört kabloyu da bağladık. Şimdi, diğer tarafa yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Dondurma çubuğuna sıcak silikon sıkıp, çubuğu motora yapıştırıyoruz. Böylece motorların birbirleriyle bağlantısı güçlenecek ve kabloların tutunabileceği bir yer oluşacak. Silikon sertleşene kadar bu şekilde birkaç dakika bastırıyoruz. Elinizi çekmeden önce silikonun beyazımsı bir renk almasını bekleyin. Yoksa tam yapışmaz. Ayrıca iyi yapışması için bayağı bir bastırmanız lazım. Şimdi pilleri yerine yerleştireceğiz. Pil muhafazasını çıkartıyoruz. Pilleri motorları ortalayacak şekilde yani böyle yapıştıracağız. Eğer bu şekilde hizalamazsak ağırlık dengesi bozulacağından robotun hareketi güçleşir. İşte düzenek bu şekilde olmalı. Pillerden biri öne, diğeri arkaya bakmalı. Tüm parçaların masanın yüzeyine paralel durması çok önemli her şeyin dümdüz hizalandığından emin olmanız lazım. O yüzden en başta motorların düzgün hizalanmış olması gerekiyor. Çünkü motorlar yamuk duruyorsa, robotu çalıştırdığınızda tekerlekler de simetrik dönmez. Evet, şimdi dondurma çubuğuna biraz silikon sıkıyoruz. 3-3,5 cm kadar sıksanız yeterli. Çubuğun ortasına sıkmalısınız. Silikonu sıktıktan sonra her şeyi hizalayıp pillerden bastırıyoruz ve tüm parçaları sıkıştırıyoruz. Evet, işte böyle. İyice sıkıyoruz. Tüm parçaların masaya paralel olmasına dikkat ediyoruz. Motorlar veya piller masaya herhangi bir açı yapmayacak. Her şey dümdüz, dosdoğru olacak. Bu noktada hata yapmak mümkün ama Sıcak silikonun güzelliği de bu ya. Gerekirse parçayı söküp tekrar yapıştırırsınız. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz. 3 3,5 santimetre boyunca sıcak silikon sıkıyoruz. Dondurma çubuğunun tam ortasına sıkmaya dikkat ediyoruz. Yine pili motorların tam arasına gelecek şekilde diğer pilin tam karşısına hizalıyoruz ve pilleri iki yandan sıkıyoruz. Tüm parçaları sıkıştırıyoruz. Bir ortağınız varsa motor ve pillerin masaya paralel olup olmadığını ona kontrol ettirebilirsiniz. Tüm parçaların aynı yöne bakması çok önemli. Bu motorları çift taraflı bantla lambanın gövdesine yapıştırmamızı da kolaylaştırır. Evet. Tamamdır. Motor ve pil kaidesini işte hallettik.